İster. Eğer trend yaratabilecek bir kreasyonunuz varsa marka olursunuz. Böylelikle siz başkalarını değil, başkaları sizi takip etmeye başlar. Evet buyurun. Siz hanımefendi, krem rengi hırkalı bayan. Aklınıza takılan bir şey var gibi. Yo, dediklerinizi düşünüyordum. Yani anlattıklarınızdan trend yaratmak için o zamanın beğenilerini iyi anlamamız gerektiğini düşündüm. Kesinlikle doğru. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu başarmak çok kolay aslında. Dünyayı yakından takip edip, çok çalışıp, çok öğrenip, bir de yıllarla sınanmış tecrübeleriniz varsa trend yaratmak çocuk oyuncağı gibi bir şey. Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Engin Bey, bir dahaki seminerleriniz ne zaman acaba? Bir ay içinde yapmayı planlıyoruz. Teşekkür ederim. Engin dediğim kadar varmış değil mi? Kesinlikle çok bilgili, çok akıllı. Geldim, merhaba diyelim. Tamam. Engin? Aa, Melis, ne haber? İyi, sen? Canım, hayırdır? Gümüş bir atölye açıyor, senden yardım istemeye geldik. Tabii, memnuniyetle. Merhaba. Merhaba. Hangi konuda yardımcı olabilirim size? Ya, aslında benim sorunlarım size çok basit gelebilir. O yüzden meşgul etmek istemem. Siz önce sorunlarınızı söyleyin, basit olup olmadığına birlikte karar verelim. Benim dikiş makinelerim çok eskiler, onu söyleyecektim. Aa bakın, makine olmadan üretim olmaz. Mutlaka el atmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İstediğiniz değişiklikleri yaptık. Mehmet Bey, Onur Bey onaylıyorsa tamamdır dedi. Şimdilik tamam görünüyor. Tülay Hanım, tekstilden Aydın Bey'i görecektim. Bana hatırlatır mısın? Tamam Onur Bey. Aşkım. Hoş geldin. Sana sergi için yaptığım bir eskizi göstermeye geldim. Ay, tatam. İşte. Nasıl? Çok güzel. Teşekkür ederim. Aşkım, ne oldu? Beğenmedin mi? Pınar, bu ne ya? Eskiz. Bu adam çıplak. Hayatım, niye böyle oluyor? Bu adam karşınızda böyle çıplak mı durdu? Hem de saatlerce. Sen de ona baktın. Evet, gözlerimi ayırmadan. Onur yapma ya. Nereden şimdi çıktı maçoluk? Bu benim işim. Ben onun bir adam olduğunu, hatta çıplak olduğunu bile umursamadan yaptım bunu. Hem bu serginin ortak özelliği bu. Hepsi new olacak. Ben bu sergiye katılmanı istemiyorum. Fikrini soran olmadı. Pınar! Aptal kıskanç! Mahkeme ne zaman çocuğum? Yakında anneciğim. Şu ana kadar o kızla aldığınız en doğru karar bu. O kız ne demek şimdi anne? Yok. Ben bir daha onun adını ağzıma bile almam. Neyse, zaten gerek de kalmadı. Sizin eski odanızı Defne'ye oda yapacağım. Ne dersin? Sen bilirsin anne. Sen de hep burada kalacaksan artık burayı da dizayn ettirelim. Ay, asıl ben sana yarın akşam boş musun diye soracaktım. Ne oldu ki? Derneğin ödül töreni var. Bir ödül de ben takdim edeceğim. Ama babanın geç saate kadar dersi varmış. Yetişemem dedi. Tamam anne. Ben gelirim. Peki benim yakışıklı kavalyem. Saat 9'da orada olacağız ona göre. Hayırlı uğurlu olsun kızım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Metin amca. Her sabah besmele ile aç kapını. Bereket de olsun içeriye. İnşallah.
Gümüş. Aa, selam. Hoş geldin. Hayırlı olsun. Çok güzel olmuş. Hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Burası işte. Hı, güzel bir yer. Ben de böyle bir yerde başlamıştım. Sahi mi? Evet. Siz de çok başarılı olacaksınız. İnşallah. İnşallah değil. Başaracaksınız. Kendinize inanın lütfen. İnşallah. Hı? Ay. Neyse, gelelim işimize. Size bir arkadaşımdan elektronik nakış makineleri buldum. Ay inanmıyorum, o kadar çabuk mu? Durun. Henüz bir anlaşma sağlayamadım. Bunlar bir arkadaşımın fabrikasında. Şanslısınız çünkü bu makineler çok zor bulunan pahalı makineler. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. Bakın ne diyeceğim. Akşam arkadaşımla 8:30 gibi yemeğe çıkacağız. Hı hı. İsterseniz siz de gelin, bu konuyu hep beraber konuşup halledelim. Ne dersiniz? Olur, tabii. Melis, bak istersen sen de gel. Tabii. İyice arkadaş ortamı olsun ki makineleri ucuza bağlayalım. Bu işler böyle. Ben de öğreneceğim inşallah. Ay. Ağız alışkanlığı işte. Hı-hı. Evet canım, şimdi çıktım. Ha, ben de şimdi çıktım. Ha, bir market orayı böyle geleceğim. Aa, gelirken biraz da elma alır mısın? Eniştem de bu durumun farkında. Ne yapacaksın abi? Bu durumu onunla konuşup sonra da Esto ile tüm bağlarımızı koparacağım. Geldi babam geldi. Canım. Hayret, geç kalmadınız. Söz verdik ve saatinde buradayız. Arkadaşlar kavga etmeyin, dedem bakıyor. Ay inanmayacaksınız ama konuştu bugün benimle. Ne dedi? Seyyan Hanım'ın planı gördün mü? Hadi gidin, geç kalacaksınız. Hadi babacığım, görüşmek üzere. İyi eğlenceler kızım. Ya Mehmet, sen de gelsene. Evet kaptan ya, artık hiç bizimle çıkmıyorsun. Ya ne işin var, siz ailece gidin işte. Ama biz eskiden... Pınar, ne olur ısrar etme. Ayrıca doluyum ben bu gece için, annemle dışarı çıkacağız. Aa, evet haberim var, annem söyledi. Bak dikkatli ol, her an bir oyuna kurban gidebilirsin. Annem çeşit çeşit sosyete güzellerin resimlerini gösterdi bugün bana. Gece birisiyle tanışacak mısın beyefendi? Vazgeçse şaşardık zaten. Kolay gelsin sana. Sağ ol. İyi geceler. Hadi görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. Çok mu bekledin çocuğum? Önemli değil anneciğim. Alışkınım ben zaten. Anne, muhteşem görünüyorsun. Sen de öyle. Bu gece yine bütün kızların başını döndüreceksin. Anne, bak sakın yanlış anlama ama... babamın bugün dersi yokmuş. Bana öyle dedi ama. Geç şöyle. Sen de. Ne yapıyorsun? Sana karım hasta dedim ama sen ilgilenmedin bile. Sonra yanınıza geldim, gitmiştiniz. Seni mi bekleyecektik ha? Senin keyfini mi bekleyecektik? Kaza vardı o gün, bir sürü yalı çocuk vardı. Başka hastaneye gittik. Geç kalmışsınız dedi. Bugün komaya gir. Dün gece de öldü. Onu sen öldürdün. Sen. Yapma. Öldürdün onu. Yapma. Öldüreceğim seni. Bırak! Bıraksana kızı! Bırak! Çekilme! Bırak kızım, ne yapıyorsun? Sen karışma! Bırak! Sen karışma! Bırak.